Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Efa. Bugünkü videomda sizlere Valorant'ı yeni gelecek olan ranked sisteminde rankınızı nasıl geliştirirsiniz ve genel olarak oyunda iyi oynamak için, kaliteli bir oyun geçirmek için yapmanız gereken her şeyi birer birer arkadaşım Martin'le birlikte sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, videoya geçmeden önce yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şu an için 610 abonem var. Bunu 1000 abone yapmak için bana destek olursanız gerçekten de çok mutlu olurum. İçeriklerimin gelmesi için çok çalışıyorum. Çok emek sarf ediyorum. Siz de emeğe saygı olarak abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok güzel olur. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Şimdi isterseniz geçelim neler yapmamız gerektiğine. Size önereceğim ilk şey, lambadayken şu piki atmamanız. Şu piki atmanız genellikle %50'ye 50 şans tanır size. Ya ölürsünüz ya da öldürürsünüz. Bu riskli bir şey. O yüzden bunu atmamanızı öneriyorum. Aynı zamanda önereceğim şey, diyelim ki A'da 3 kişisiniz veya 2 kişisiniz. 2 kişi ya da 3 kişi B'de. Bu zaman önereceğim şey, diyelim ki çok kişi duyuyorsunuz short'ta. Karşınızdan 3 kişinin ayak sesi geliyorsa abi, direkt çıkıp ta 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 ta, bunu taramayın abi. Bunu yapmayın. Çünkü bu takımınızı satıyorsunuz anlamına geliyor. Bu şekilde oynamayın. Çünkü bu sizin şurada 3 kişi varken çıkıp 3 kişiyi de alma ihtimaliniz %1 belki. Bunu yapmayın. Böyle bir risklere girmeyin abi. Baktınız adam geliyor. Çekilin, direkt buz atın. Geri çekilin abi. Yavaşlatmaya çalışın. Arkadaşlarınızı bekleyin. Arkadaşlarınız gelene kadar adamlarla karşılaşmamaya çalışın. Çünkü adamlar zaten 3 veya 4 kişi rushlamışlarsa buraya, sizi tek veya 2 kişi gördüklerinde alma ihtimalleri çok yüksek. Yani iyi bir takıma karşı oynuyorsanız sizi almama ihtimali neredeyse yok. Buzunuzu attıktan sonra geleyim buraya. Bir tane daha buz atın. Bir tane wall çekin. Bu şekilde diğer skill'lerinizi de kullanarak adamları olabildiğince yavaşlatmaya çalışın. Bu zaman zarfında da sizin arkadaşlarınız Heaven'a doğru oynayacaklardır. City'den geleceklerdir. O zaman da artık pozisyonunuzu birlikte alarak rakip takımı eleyebilirsiniz. Ben çoğunlukla bir kişiyi döndüğünüz site'de bırakmayı tavsiye ederim. Eğer bu şekilde oynuyorsanız, adamları yavaşlatıyorsanız, adamlar giremeyeceklerini ve arkadaşların da rotate atacağını anladığı için hızlı bir şekilde diğer site'e döneceklerini düşünüyorum. O yüzden bir kişiyi çoğunlukla B tarafında, döndüğünüz tarafta bırakmaya çalışın. O da size rakip takımın hızlı şekilde oraya oynadığının infosunu verdiğinde sizin de rotate atmanıza imkan tanıyacaktır. Savunucular tarafında olduğunuz zaman side'ı korumanız gerektiğini unutmayın. Yani direkt gidip kill almaya, daha fazla kill almaya, adamı öldürmeye oynamayın sürekli. Bırakın abi, onlar hata yapana kadar kendi pozisyonunuzu koruyun. Çünkü pozisyon korumak gerçekten önemli. Şu şekilde pik atmayın hiçbir zaman short tarafına. Çünkü shower'ın gelip gelmediğini bilmiyorsunuz. Her zaman bir yere pik attığınızda diğer açık tarafa cover'ınız olmasına dikkat gösterin. Bildiğiniz gibi bütün oyuncuların kendi özellikleri var. Mesela Sage buz atabilir, Brimstone smoke atabilir vesaire. Şimdi arkadaşlar, demin dediğimiz bir yere bakarken diğer yere açıverme sorunlarımızı da şu şekilde karakterlerimizin skill'leriyle kapatabiliriz. Mesela Brimstone diyelim Heaven'da bekliyor bizim oyuncumuz. Diyorum ki abi, short'tan ses geliyor, hamamdan ses geliyor, hemen smoke at. Şimdi bizim adam buraya smoke atarsa, ben burada kalırsam, short da smokluysa, adam smoktan çıkarken benim onu vurma ihtimalim çok daha yüksek oluyor. Bu şekilde arkadaşlar, takım komünikasyonunuzu, takım iletişiminizi koruyarak bu oyunda her zaman kazanabilirsiniz. Mesela Brimstone buraya bir smoke attı. Bir tane de buraya attı. Sen buraya bir yavaşlatıcı attın abi. Adamlar beklediler. Smoktan çıkarken sen onları vuruyorsun. Veya yavaşlatıcı olmasa bile smoktan çıkarken ya bakış açıları tam olmadığı için, çıkarken neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri için sizin onları vurma şansınız daha yüksek. Bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra diyelim ki Heaven'dan pikliyorsunuz. Arkadaşlar, Heaven'dan piklemek bazen avantajlı olabiliyor. AWP'n varsa veya ne bileyim aim'ine güveniyorsan bazen gerçekten de avantajlı olabiliyor. Ama artık oyun geçtikçe, oyuncular oyuna tecrübe kazandıkça bu pikleri artık yemiyorlar tabii ki. Bazen denk gelebilir ama bazen de artık şans meselesine dönüşüyor bu işler. Her zaman rakiplerinizin tahmin etmeyeceği pozisyonlar almaya çalışın. Pozisyonlarınızı her roundda değiştirmeye çalışın. Bu rakiplerinizin sizi daha zor tahmin etmesine, daha zor bakış açınızı kapatmasına, yani smoke atıp da bakış açınızı kapatmasına sebep olacaktır.
Mesela diyelim bir el buradan AP piklediniz. Adam öldürdünüz. Bir dahaki el büyük ihtimalle adam şu şekilde açık vermeyecektirse genel olarak da vermeyeceklerdir. Bu sefer şuradan eğim koymaya çalışın AP ile. Yine de tavsiye ettiğim şey tabii ki smoke atılması oraya. Brimstone tarafından bir smoke atılması veya bir yavaşlatıcı atılması veya ne bileyim Viper bir wall atabilir, smoke atabilir. Bu şekilde. Ondan sonra arkadaşlar genellikle Raze oynayan, Jett oynayan veya Sage oynayan çoğu insan bu şekilde bir duvar atıp şuradan pick atıyor arkadaşlar. Bu pick bazen avantajlı olabiliyor, bazen kill alıyorsunuz. Ama dediğim gibi adamlar işi artık ezberledi gerçekten de. Mesela pick atsana sağdan kanka. Adamlar işi gerçekten ezberlediler. Yani kimin nereden pick atacağını short'a geldiklerinde aşağı yukarı biliyorlar. Eğer siz de amatörlük yapıp şu pick'i atarsanız bunu istenilen bir oyuncu yapabilir. O yüzden bu pick'i atmamanızı öneririm. Çünkü aim koyup beklerken sizin refleks süreniz bazen yavaşlayabiliyor, bazen dikkatiniz dağılabiliyor. O yüzden adam çıkıp sizi vurma ihtimali ki eğimi iyi olan bir oyuncuysa çok daha yüksek. O yüzden bu piki önermiyorum. Dediğim gibi olabildiğince gözden uzak bir yerlerde kalmaya çalışın. Kendinizi çok belli etmeyin. Sadece side skill'lerinizi kullanmaya çalışın. Arkadaşınız gelene kadar da oyunu yavaşlatmaya çalışın. Bu şekilde oynamanız sizi daha da rekabetçi yapacaktır. Daha da profesyonelliğe doğru götürecektir. Bu şekilde. Bind arasında gelelim B tarafını nasıl tutacağımıza. Diyelim ki herhangi bir karaktersiniz. Dediğim gibi ben Sage'in özelliklerini göstermiyorum. Bu bütün karakterlerin yapacağı sadece aim ve taktikleri göstermeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar girecek iki tane yer var. Bir long var. Bir de tabii ki B pencere var. B mid var. Şimdi arkadaşlar çoğu insan bunu yapar. Şu piki atar abi. Maç başlar başlamaz kapı açılır açılmaz şöyle gelip böyle bir pik atarlar. Bu piki atmayı size kesinlikle önermiyorum. Çünkü bu sizin öldüğünüz anlamına geliyor. Bunu ben de yapardım başlarda ama tecrübe kazandıkça bunu atmamanızın ne kadar takımınıza fayda sağlayacağını anlamaya başladım. Mesela ben şu şekilde gelip pik atarsam rakibin birini vurma ihtimalim var. Ama şurada kaç kişi olduğunu bilmediğimiz için 1 de olabilir, 2 de olabilir. 3 olursa zaten yaşama şansınız yok. Rakip sizi şuradan çok kolay bir şekilde avlayacaktır ve siz bir kişi eksik kalacaksınız. Aynı zamanda da B savunmasını 1'e düşüreceksiniz. Genellikle B'yi 2 kişi tutar. O yüzden arkadaşlar bu da bombanın neredeyse kurulduğu anlamına gelir. Yani takımınız gelip sizi şuradan adamların hepsini vurup çözmezse ki yüksek ranka çıktığınızda bunun çok zor olacağını düşünüyorum. Rakipler adamların A'dan gelip B'yi basıp bombayı çözmesine çok da kolaylıkla izin vermeyeceklerdir. O yüzden ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Şu şekilde gelebilirsiniz B pencereye. Ses duydunuz. Duvar atın. Geri çekilin. Bekleyin abi. Bu şekilde. Bunu yapmanız çok basit. Baktığınız şeyi kırıyorlar. Kırdıktan sonra bir tane buz atın abi. Bu takımı yine yavaşlatacaktır. Çok yavaşlatacaktır. Piklemenizi aşırı pik atmanızı önermiyorum. Eğer sahipte iki kişiyseniz. Eğer adamlar gerçekten yavaşladıysa, takımınız yakınsa o zaman pik atıp deneyebilirsiniz tabii ki. Bu zamanda sizin aiminiz konuşur burada da. Ama dediğim gibi rakiplerinizi yavaşlatıp takım arkadaşlarınızın yardım için hızlı şekilde dönmesini beklemeniz gerekiyor. Bu zaman şuraya buz atıp aynı buzdan bir tane de longa deneyebilirsiniz. Bu zaman iki tarafı da kapatmış olursunuz. Tek kişiyseniz bile bunu yapmanız gerekir. Yapabilirsiniz. Veya bunu başka bir karakterle de yapabilirsiniz. Genellikle bütün takımlarda Sage olur. Ve ben bu yüzden de Sage'in bu şekilde oynamasını öneriyorum. Bunları farklı oyuncular da yapabilir. Viper da yapabilir. Brimstone gelip şuraya bir smoke atabilir. Aynı smoke şuraya da atabilir ve piklemeden bekleyebilir. Aynı yavaşlatmayı yapmayacaktır Sage kadar. Sage'in yavaşlatması çok güçlü. Duvarından bir 3-4 saniye, buzlarından da bir 3-4 saniye. 6-7 saniye sizin takımınızın gelmesine yeterli olacak. O yüzden şunları deneyin abi. Bu mesela Viper'da şu şekilde smoke atarak adamların kafasını karıştırabilir. Adamlar der ki yok adam köşede, orada, burada çeklerken falan filan yine de zaman geçecektir. O yüzden bu şekilde rakiplerinizi yavaşlatmanız önemli. Şimdi arkadaşlar size aynı şekilde şurada ve şurada beklemeyi de çok önermiyorum.
Bazı zamanlarda çok sıkıştıysanız adam yakınsa gelip şuradan direkt çıkıp pik atabilirsiniz. Bu artık elinize kalmış. Ama genellikle bunu yapmayın. Çünkü iyi oyuncular gelip genelde şunu yaparlar. İki kişi içeri girdiklerinde yaparlar böyle bir şey. Aynı zamanda da şunu da yapmayı denerler. Bu şekilde deneyebilirler. O yüzden bu pozisyonlarda da kalmanızı önermem. En iyisi side arkasına geçmeniz. Skillerinizi kullanmanız, adamları yavaşlatmanız. B'yi korumak için önereceğim en iyi oyunculardan birisi Cypher. Bunları da sizlere karakterlerin hangi haritalarda ne gibi özellikler yapabileceğine dair bir video çekip göstermeye çalışacağım. Orada hepsini anlatacağım. Cypher'ın, Sage'in, Viper'ın buralarda. Aynı zamanda Martin anlatacak. Martin de çok tecrübeli bir oyuncu. Hani şeyleri de size anlatacağız. O yüzden takipte kalın. Bir dahaki videolarda bunlara dair de görüntüler gelecek. Şimdi arkadaşlar saldıranlar tarafından ne yapabiliriz? Saldıranlar tarafında rankınızın gerçekten de yüksek olmasını istiyorsanız haritalara girin. Tek kişilik haritalara girin. Şu şekilde Ghost'u da aktif edin. Hileler bölümünü açın. Şuradan bütün bunları açın. Ghost'u da aktif edin. Ghost'a bir buton adayın. Ve bu şekilde uçarak abi haritanın her yerini öğrenmeye çalışın. Aynı zamanda haritanın neresinden nereye smoke gider, neresine smoke'lar atabilirsiniz. Mesela rush'larken şu pencereyi vesaire nasıl kapatırsınız? Şuraya nasıl smoke atarsınız? Veya yakarsınız? Bunların hepsini öğrenmeye çalışın abi. Profesyonel oyuncu olun demiyorum. Eğer öyle bir isteğiniz yoksa, eğlence için oynuyorsanız. Ama gerçekten yüksek ranka gitmek istiyorsanız, güzel bir yerlere gelmek istiyorsanız oyunda bütün bunları öğrenin. Takımınıza fayda edecektir bunların hepsi. Mesela Brimstone olarak sadece şuraya gelip şuradan Ahivun'u, Short'u veya Lamba'yı kapatabilirsiniz. Mesela arkadaşlar diyelim ki saldıranlardasınız. Siz Brimstone'sunuz. Gelip şuradan rahat bir şekilde Brimstone'un smoke'larını kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Molotov taktikleri de var. Onları da internetten araştırarak ve ben de bütün hepsine dair içerik çekeceğim. Bütün oyuncuların, bütün ultilerinin, bütün karakterlerin skillerini nasıl kullanacağınızı, uzak mesafelerden nasıl açılar kapatacağınızı hepsini göstereceğim. Bütün taktiklerini anlatmaya çalışacağım gelecek videolarımda. Şimdi arkadaşlar diyelim ki Viper oynuyorsunuz. Benim arkadaşım şu an Viper oynuyor. Mesela kanka bir smoke göster bize. Heaven'ı kapatmak için saldırganız. Diyelim iki kişi şuradan girmeye çalışıyoruz. Diyelim ki biz Heaven'ı kapatarak aynı zamanda şu köşeyi kapatarak Viper oynayan bir oyuncumuz var. Side'a girmek istiyoruz. İki kişiyiz. Ve bir kişi de, üç kişimiz de short'tan denemeye çalışıyorlar. Veya iki kişi, bir kişi de lurker diyelim. Şimdi Viper bir tane smoke gösterecek. Bir tane smoke gösterdi. Gördüğünüz gibi buradan attı smoke'ları. Bakalım kapatabilmiş mi? Gördüğünüz gibi smoke işe yaramış. Şunları mislemiş. Çünkü main karakteri Viper değil. Çok alışkın değil bunları da yapmaya. Şu şekilde gördüğünüz gibi biz smoke atarak Heaven'ı kapatabiliyor. Aynı zamanda şuradan da wall çekerek Lamba'nın bakış açısını kapatıyor. Ve bu şekilde içeri girerek sizin fightlayacağınız şurada belki bir ya da iki kişi olabilir. Ya şimdi arkadaşlar diyelim arkadaşınız Viper, siz de Sage'siniz. Bu şekilde A side'a girerek bomba kurabilirsiniz. Önünüzü kapatarak bu wall'u yapması gerçekten de çok zor. Bu taktiği yapması birazcık zor. Ama geliştirilebilir. Şu şekilde siz de maplere tek başına girerek veya arkadaşınızla girerek bunu geliştirebilirsiniz. Sage'le hızlı bir şekilde buz atmak, burayı kapatmak gerçekten de biraz zor oluyor. Ama yine de yapılabilir. Yine de çok işe yarayan bir taktik, size %100 bomba kurduracaktır. O yüzden bunu denemenizi öneririm. Patlattıktan sonra şöyle bir buz atarak şuraya bomba kurabilirsiniz. Diyeceksiniz ki U-Haul'dan yani Lamba tarafından veya Heaven tarafından duvarı kırmaya çalışırlarsa ne olacak? Oyunun en başında dediğim gibi şuraya biz iki kişi geldiysek üç kişi de short'a girmiştir benim arkadaşlarımdan ve onlar da o şekilde orada mücadele veriyorlardır. Bu şekilde bombayı kurmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Viper'ın Wall'u ve şuradaki zehiri de süresi dolduğu zamanlarda da açıp kapatabiliyor. Ve bu da adamların bakış açısını full şekilde kapatacaktır. Bu buzun burada olması, şu şekilde buz atarsanız gerçekten de hızlı bir şekilde bomba kurup maçı alabilirsiniz. Adamların buraya girme süresi var. Sizin arkadaşlarınızla fightlama süresi var. Bayağı bir uzun sürecektir. Bu taktiği kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yapılması bayağı zor oluyor ama
Alışırsanız hiç de zor değil. Alışırsanız, elinize alıştırırsanız bu buzu hızlı şekilde kurmaya, seçili bu buzu yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu video oyuncunun kendi özelliklerini göstermiyorum. Sadece denk geldi. Viper'la Sage girmişiz. Bunu planlamamıştık. Önümüze çıktığı şekilde de sizlere gösterdim hızlı bir şekilde. Şimdi isterseniz B'den bir taktik yapalım. B'den oynarken benim en sevdiğim taktiklerden birisi 2 mid yapmamız, 3 long yapmamız. Bunu da neden yapıyorum? Mesela mid giden arkadaşın genellikle raise olmasını tercih ederim. Eğer buradan adam pikleyip geri çekildiyse direkt ace'ini atıp veya phoenix olması çok mantıklı olur. Şuraya girerken flash atabilir ama en OP'si tabii ki de bunu biz Martin'le çok yapardık. Şuradan bir için gelip şuradan duvardan flash atıp bir kişinin de içeri girmesi şu pencereyi temizlediğiniz anlamına gelir. Kesinlikle işe yarıyor. Bunu yapabilirsiniz. Kimid girerek Breach'le herhangi bir karakter girebilir buraya. Breach'iniz varsa veya Phoenix'iniz varsa Raze de olabilir. Ama bu zamanda artık içeri flash'siz şekilde gireceksiniz. Biraz riskli oluyor. Ondan sonra 3 long giderse, Cypher olursa bunu genellikle izlediğim oyunculardan, Cypher oynayan oyunculardan Brex yapar. Onun yaptığı bir şey var. Şuraya direkt kamera atar şu duvara. Direkt long'un infosunu alır. Bir kişi şuradan yavaştan yılanlar. Long'un infosu varsa direkt verir. Bu çıkar. Buradan onu vurur. Bunu yapabilirsiniz. Veya direkt long'dan 3 kişi girersiniz. Aksi takdirde 2 mid girersiniz. 3 kişi long'dan girersiniz. Ve long'a şu şekilde pozisyon almamanızı öneriyorum. Mesela adamlar oluyor. Long'a şu şekilde pozisyon alıyorlar. Bu pozisyon almanız genellikle long'dan biri rush'larsa bir farkındalık yapıp şuradan yaklaşırsa size doğru sizin genellikle onu direkt headshot atıp öldürmemeniz halinde sizin ölümünüzle sonuçlanacaktır. O yüzden şu köşeden rakip arkadaşlarınızla infolaşarak yani mid'deki rakip arkadaşlarınızla şu şekilde girip şuradan bu pick atmanızı öneriyorum. Bu şekilde daha garanti olacaktır. Aynı zamanda girmeden önce şuraya hafif bir smoke atabilirsiniz. Mesela jet varsa jet smoke atabilir. Brim atabilir. Şuradan deneyebilirsiniz. Geldiğinizde her zaman şu köşeleri kontrol edin. Takımınızda brimstone varsa şu backside'ları smoke'layabilir arkadaşlarınız. Ondan sonra siz şuraya girip side'e girdikten sonra smoke'lar bittikten sonra rakiple eşit şartlarda fight diyebilirsiniz. Aynı zamanda mid'deki arkadaşlarınız da destek verir. Bu şekilde B kontrol alabilirsiniz. Genellikle rakip takımdan rotate atarken şuraya geliyorlar ve şuradan rotate atıyorlar. O yüzden şuraları da bir şekilde kapatmayı deneyin. Veya aynen şu şekilde Viper'ın attığı zehirlerden atabilirsiniz. Şu kapıya doğru tam olarak. Veya şuradan aim'inize güveniyorsanız da şu adamı alabilirsiniz ama dediğim gibi bomba kurulduğunda fight'a değil daha çok zamanı oynamanızı öneriyorum. Bu şekilde arkadaşlar ben genellikle bunu yaparım. Long'dan girerken Sage oynadığımda ben genellikle çoğu zaman Sage oynarım. Sage'i seviyorum ben. Şu şekilde şu backside'lara ben buz atarım. Bu buzlar backside'daki rakiplerin bu şekilde bir buzun rakip takımın şuradan açılıp bizi pik almamasına sebep oluyor. Biz de şuradan gelip hızlı şekilde buraya girmemize sebep oluyor. Çoğu zaman adamlar var. Şuradan pikliyorlar. Bunun için de yapacağınız şey ya oraya smoke atıp girmek ya da bu adamı her zaman dikkat alıp ona doğru bir pik atıp onu vurmak olacaktır. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar son olarak B'de bir tane daha taktik göstereceğiz. Hepsini bugün göstermeyelim. Başka zamanlarda yeni videolar yapacağız. Çünkü video çok uzadığının farkındayım. Ama yeni başlayanlar için, oyunu yeni öğrenenler için aynı zamanda bilen bilmeyen herkes için bir faydalı video olacağını düşünüyorum. Viper'la Sage'iz yine. Oyuna böyle girdiğimiz için şu karakterleri gösteriyoruz. Gelecek zamanlar dediğim gibi başka karakterlerin hepsini teker teker anlatacağız. Şimdi Viper şuraya Q'yu attı. Tamam mı? Smoke'unu attı. İçeri girdik. Şurada bekliyoruz abi. Viper Smoke'un içine girerek bir tane de wall buraya atıyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir wall atıyor. Şu şekilde bir wall attı. Buradan Smoke'un içine girerek kimseye göstermeden böyle bir wall'la bütün side'ın sağ tarafını kapatıyor. Pencere olsun, giriş olsun. Zaten mid'de de bizim oyuncularımız olduğu için sağ tarafımızdaki adamlarla da uğraşmak zorunda çok kalmayacağız. Ama bu da bizim açımızı tamamen kapattı. Bu şekilde şimdi smoke'ları patlatalım. Ben de Sage'im diyelim. Patlat kanka gel yanımdan birlikte oynayalım. Bunu da patlat. Bunu kapattın değil mi? Sonra arkadaşlar ben Sage buraya bir tane wall atsın. Girdik kontrol ettik.
Önümüze bakıyoruz abi. Şuraya geldik. Bir tane Sage wall attı bu şekilde. Bombayı kurduk abi. Gördüğünüz gibi. Arkamızı da kapatıyoruz. Şuradan hatta böyle bir açı kalmış. Buradan buraya da bakabilirsiniz. Yukarıyı da bakabiliyoruz. Aynı zamanda kalan diğer oyuncularımız da şuralara bir smoke mı diyeyim, bir skill atabilirler kapatmak için veya siz kontrol edebilirsiniz burayı da. Long'dan gelen olursa long'a karşı cover'ımız var. Burada bize sıkıntı çıkaracak tek oyuncu Jet olabilir, Omen olabilir. Onlarla da uçuyorlar, kaçıyorlar diye. Aslında vurmaları kolay Jet'i uçarken birazcık. Çok iyi bir oyuncu değilse. Genellikle iyi bir oyuncu olsa da şuraya atlarsa vurulur büyük ihtimalle iki kişiyseniz burada. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bu videomda sizlere oyunda kazandığım tecrübelerimi paylaşmaya çalıştım. Oyunda yeni rank sistemi geliyor. Bildiğiniz gibi bu rank sisteminde rankınızı yükseltmeniz için sizin işinize yarayacak taktikler, pikler göstermeye çalıştım. Bunları yapın arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Gerçekten de işinize yarayacaktır. Bu şekilde gelişebilirsiniz. Oyun oynarken sabırlı olun, acele etmeyin ve iletişiminizi güçlü tutun. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.